Evet arkadaşlar, şimdi iki çembere teğet çizme konusuyla karşınızdayım. Öncekilerin hiçbirinde ölçü kullanmamıştık. Bu kez ölçü kullanacağız. Ölçü olarak şöyle söyleyeyim. Önce 20 yarıçaplı bir çember çizelim. Yanına da belli mesafe uzaklıkta aynı hizada olacak şekilde. Yani farklı hizalarda olsa da olur. Çok problem değil. Sadece resim düzgün olsun diye söylüyorum. 50 yarıçaplı bir çember çizelim. Bu arada kağıdımız fark ettiyseniz diğer kağıtlar gibi değil, yatay A4 kağıdı. O yüzden yatay A4 kağıdını çizerken sağ alt köşeye antet kısmını oluşturmaya çalışın. Bilginiz olsun. Şimdi çemberlerimizi çizdik. Çemberlerimizi çizdikten sonra kalınlaştıralım çizgilerimizi ve eksen çizgilerimizi çizelim. Eksen çizgisi için biliyorsunuz daireden biraz daha dışarıya fazla taşıyacak şekilde ve merkez noktayı gösterecek şekilde eksen çizgilerimizi bu şekilde çiziyoruz. Çizgilerimizde kural orta noktaya çizgi gelecekti. Mesela burada gelmemiş. Onun için ne yapabiliriz? Hemen şuradan çizgiyi biraz kısaltabiliriz. Orta noktaya bu şekilde çizgi gelebilir. Burada da böyle bir şey var. Çizgiyi bir miktar uzatabiliriz veya kısaltabiliriz. Bu şekilde bir ayarlama yapabiliriz. Çizgiler birbirini kesecek, noktalar birbirini kesmeyecek. Burada da nokta buraya gelmiş. Çok az bir şey. Noktayı kısaltıp çizgiye denk getirebiliriz. Evet. Teknik resim kurallarına göre, çizdiğimize göre iki çemberi de oluşturmuş olduk. Birisi 20 yarıçaplı, birisi de 50 yarıçaplı. Bakın, yarıçapı 20. Bunun da yarıçapı 50. Şimdi bu iki çemberden birbirine teğet çizgiler çizmemiz lazım. Bunun bir kuralı var. Bu kuralı anlatıyorum. Mavi bir çizgi alayım. Hatta onu almadan önce merkez noktalarını belirleyelim. O1 merkezdi. Sağdaki de O2 merkezdi. Çemberimiz olsun. Onu belirledikten sonra O1 merkez noktasından O1 merkez noktasından O2 merkez noktasına düz bir çizgi çekiyorum. O1 O2 doğrusunu elde ediyorum. Gördüğünüz gibi. O1 O2 doğrusunu elde ediyorum. Bu doğrunun orta noktasını bulacağım. Önce pergelimin sivri ucunu O1 noktasına batırıyorum. Buradan bir yay çizimi yapıyorum. Bu yayı bu noktadan diğer tarafa taşıyacağım. O2 noktası merkezli olan aynı yaydan bir tane de diğer tarafa çiziyorum. Orta noktayı bu şekilde buluyorum. Bu kesişim noktalarını birleştirdiğimde çizginin orta noktasını buluyorum. Buraya A noktası diyelim. Şimdi benim
Bu iki çemberden teğet çizebilmem için bir çembere daha ihtiyacım var. Bir çembere daha ihtiyacım var. O çember de şu. Bunları kırmızı yapalım. Karışmasın. Kural olarak şudur. Buradaki yarı çaptan buradaki yarı çapı çıkardığımda çizeceğim üçüncü çemberin yarı çapı ortaya çıkacak. 50 yarı çap eksi 20 yarı çap. Arada 30 fark var. 30 yarı çaplı bir çember çizeceğim. Nereye çizeceğim? O iki merkezli noktadan 30 yarı çaplı bir çember çizmem gerekiyor. Bu bir yardımcı çember bizim için. Sonrasında pergelimi alıyorum. Pergenin sivri ucunu A noktasına batırıyorum. O iki noktası kadar açıyorum ve bir yay çiziyorum. Bu yayı diğer tarafa uzatıyorum. İçerideki 30 yarı çaplı çemberi iki taraftan da kesecek şekilde yayı çizdim. Sonrasında O iki noktasından bu kestiği noktaya yine O iki noktasından diğer kestiği noktaya birer çizgi uzatıyorum. Ve bu çizgileri dışarıdaki çembere kadar uzattım. Burada benim bulduğum nokta dışarıdaki çemberin teğet noktası T1. Alttaki de T2 noktası. Teğet noktalarını bulduk. Teğet noktalarını bulduktan sonra bu teğet noktaları soldaki çembere de taşıyacağım. Paralel bir şekilde. Bunun için de kullanmam lazım. Asansör yöntemini kullanmam lazım. Cetvelimi seçiyorum. Şu çizgi olacak şekilde cetvelimi buraya bıraktım. İkinci cetvelimi getiriyorum. Bakın T1 O2 noktasına paralel olacak şekilde birinci cetveli bırakıyorum. Sonra geliyorum. İkinci cetvelimi buraya taşıyorum. Ve ikinci cetvel sabit kalacak şekilde cetveli ilerletiyorum. Birinci cetveli ilerlettim. Yeterli olmadı. Birinci cetvel sabit kalıyor. İkinci cetveli ilerletiyorum. Sonrasında ikinci cetvel sabit kalıyor. Tekrar birinci cetveli ilerletiyorum. İlerletiyorum. Ve merkez noktaya yani O1 noktasına ulaştığımda bırakıyorum. Şimdi O1 noktasından bu kestiği noktaya paralel çizgimizi çizdik. Şimdi arkadaşlar bu işlem AutoCAD'de çok kolaydır. Paralel çizgi çizme işlemi. Onu söyleyeyim size. Bakın bunu alırsınız. AutoCAD'de kopyala yapar. Getirip buraya bırakırsınız. Paralel çizimi yapmış olursunuz. AutoCAD'de bu iş çok kolaydır ama siz teknik resmi elde çizdiğiniz için bunu siz elde nasıl çiziyorsanız ben de o şekilde çizmenizi sağlıyorum. Şimdi ikinci paralel çizgiyi çizelim. Cetvelimizi seçelim yine. Cetveli buraya taşıyalım.
Cetveli taşıdıktan sonra ikinci cetveli alalım. İkinci cetveli onun yanına bırakalım. Şimdi ikinci cetvelimiz sabit kalsın. Birinci cetveli alalım. Bakın şu çizgiyi kullanacağım. Taşıyorum. Nereye kadar taşıyacağım? O1 noktasına ulaşana kadar taşıyacağım. O1 noktasına ulaştığım anda bırakıyorum. O1 noktasından bu noktaya paralel çizgimi çizdim. Cetvellerimi kaldırıyorum. Şimdi T3, T4 noktalarını buldum. Burası T4 noktası olsun. Burası da T3 noktası. Şimdi T3 noktasıyla T1 noktasını birleştiriyorum. T4 noktasıyla da T2 noktasını birleştirip bir çemberden diğer çembere teğet çizgiyi çizmiş oluyorum arkadaşlar. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Belki birazcık zor olabilir. Birden fazla işlem yaptığımız için. Ama çizim yöntemi bu şekilde. Evet, çiziminizde kolaylıklar diliyorum.